Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi programın amacını az önce çok ironik bir olayla aslında yaşadık. Tam Sayın Erkan Önsel yayın kalitesinden bahsederken ses gitmiş. İzleyenlerimiz bize mesaj attı. Ses gidiyor, geliyor diye. Tam da yayın kalitesinden bahsederken. İşte bütün mesele bu. Yani sesimizin net ulaşmasını istiyoruz. Hiçbir cızırtı olmadan görüntümüzün net ulaşmasını istiyoruz. Bütün arkada bıraktığımız süreçte aslında belki de yaşadığımız bütün sorunlar buradan kaynaklandı. Yani buranın daha net olması lazım. Yani herkes HD ise bizim de HD olmamız lazım. HD diye söylenilen yayına bizim de ulaşmamız lazım. Dolayısıyla burada milletin sesinin daha net ulaşması, milletin sesinin daha net çıkması, milletin görüntüsünün daha berrak çıkması aslında. Bütün bu yayının amacı bu. Arkada bıraktığımız 100 yıla yeni bir sistemle girdik. Yani Cumhuriyet 100. yıl vurgusu vardı tanıtımda da arkadaşlarımız da yazdı. Yani tarihte şöyle bir olay yok Gülşah Hanım. Bütün millet aynı anda açlıktan ölmüyor. Dünyada böyle bir olay yazmıyor, tarihte de yazmıyor. Milletler bir karar veriyor ve yürümeye devam ediyor. Neye karar veriyor? İşte işgale karşı direniş kararı veriyor. Osmanlı Devleti'ni ayakta tutamıyorsa yeni bir cumhuriyet kararı veriyor. Kamuculuk kararı veriyor, devletçilik kararı veriyor, köy enstitülerini kurma kararı veriyor. Bütün bu kararların içerisinde hep imece yapmak var. Yani yeni karar eşittir imece. Dolayısıyla aslında burada da milletimize şunu anlatmaya çalışıyoruz. Arkada bıraktığımız dönemde bir karar verdik ve bir anda dünyanın en hızlı büyüyen ikinci devleti olduk. Türkiye Cumhuriyeti dünyanın en hızlı büyüyen ilk iki devletinden biriydi. Dolayısıyla o karar neydi? Yeni bir sistem kararıydı. Arkada bıraktığımız sistemle karnımızı doyuramıyorduk. En son iki öküzümüzden birini vererek üç öküz sahibi olma şansına eriştik. İki çorabımızdan birini vererek üç çorabımız oldu. Dolayısıyla vermeden kazanmak yok. Yani bu coğrafyada vermeden sıçrama yapmak yok. Vermeden arttırmak yok. Kim veriyor? Tabii öncüler veriyor. Yani siyasal bilinci ve fedakarlık duyguları en üstte olan insanımız veriyor. Ulusal Kanal da öyle kuruldu. Yani Ulusal Kanal aslında tam bir test konusu. İletişim Fakültesi mezunu olmadan kurulan bir televizyon. 2000'li yıllarında kurulduğunda ben de kameramanlık yaptım. Buradaki birçok arkadaşımız bir yerinden tuttu ve Ulusal Kanal'ı ayağa kaldırdık. Şimdi İletişim Fakültesi mezunlarının ve sizin gibi sunucularımızın önderlik ettiği ve ekrana taşıdığı bir televizyonumuz oldu. Burada ne dekorlar düştü, ne yukarıdan çatıdan sular aktı. Kameralar yayın yaparken aşağıdan sürünüp de konuğun kamera şeyini mikrofonu takmaya çalışan arkadaşlarımız oldu canlı yayında. Süpürgeler unutuldu. Arkada yayına geçtiğimizde burayı temizleyen arkadaşımız süpürgeyi unutmuş gibi. Dolayısıyla burada bu nedir? Bu işte imecedir. Yani biz ne yapıyorsak hep imeceyle yaptık. Dolayısıyla buranın kuvveti, bağımsızlığı da buradan geliyor. Eğer biz milletimizden istemezsek, istemeyi durdurursak o zaman bilin ki burası başka kuvvetlerin tesiri altına girmiş. Yani başka yani kuvvetler. Yani biraz fark aslında orada var diyebilir miyiz? Diğer yayıncılık çok zor bir iş maddi anlamda da teknik açıdan da. Diğer kanalların arkasında işte holdinglerin, tabii, köklü firmaların, şirketlerin olduğunu biliyoruz. Ulusal kanalın bu anlamda gücünü de hani biraz bahsetti diğer konuklarımız ama buradan belki biraz giriş yaparak biraz daha ayrıntılandırmak tabii mümkün olabilir herhalde. Tabii şimdi televizyonu ayakta tutmak, Aydınlık Gazetesi'ni ayakta tutmak arkada bıraktığımız dönemde çok zordu. Yani biz çünkü sürekli operasyon yedi burası. Evet. FETÖ devletken, bakın FETÖ devletken burayla uğraştı. Yani FETÖ'nün baş düşmanıydı burası. Ve buraya diz çöktürürsek Türkiye'ye diz çöktürürüz diye düşündüler. Yani bu 90'lı yılların ortasında Uğur Mumcu'yu vurursak o direnci ortadan kaldırırız diye. Yani burası en öndeki süvari kuvvet. O yüzden FETÖ bizimle uğraştı. Ben zaman zaman anımsatıyorum, bir kriptoloji uzmanı, bir istihbaratçı subayımız tutuklanmıştı Ergenekon sürecinde. O subayımız cezaevine ilk girdiği gün beni neden acaba buraya aldılar diye düşündüm diyor. Cezaevi salonunda da yargılanan diğer subayların özelliklerine baktım. Acaba niye hani beni niye buraya getirdiler diye. Çözmeye çalışıyorum diye. Özel yetiştirilmiş bir isim bu. Yani havadaki sinyalden kokpitteki konuşmaları çözme yeteneğine sahip birisi. GES'te çalışmış bir subayımız. Ona şu soruyu sordum. Dedim ki madem bu kadar iyi yetiştirildiniz, size iyi bir istihbaratçı, nasıl oluyor da burnunuzun dibine kadar giren FETÖ'yü göremediniz?
Neden aydınlıkçılar gördü de devlet göremedi, devletin subayı, emniyeti göremedi ve bu tehlikenin siyasetçileri işbirliği yaptı dediğimde bana şöyle bir yanıt verdi. Biraz düşündü ve dedi ki burayı görebilmek için, FETÖ'yü görebilmek için siyasi bir bilince sahip olmamız lazımdı. Biz öyle yetiştirir dedik, biz askeriz. Hani bizim tehdit algımız farklı. Hı hı. Demek ki burası en iyi yetiştirilen kriptoloji uzmanlarının bile göremediği tehlikeyi görebiliyor. Neden? Bir siyasal bilinci var. Dolayısıyla buranın ayakta kalması Türkiye'nin önümüzdeki dönem yeni bir sistemle buluşmasını sağlayacak. Yani arkada bıraktığımız 100 yılda yeni bir sisteme adım attık. Yani cumhuriyet sistemi, halkçı, devletçi, kamucu, cumhuriyetçi, laik, milliyetçi. Altı Ok'la Atatürk'ün ifade ettiği bir sistemle atılım yaptık ve Türk milleti ne yaptı? Köylü milletin efendisidir dedi. Müstahsiller hükümetiyiz biz dedi. Üreticilerin hükümetiyiz diye tanımlandı. Dolayısıyla burada bir 100 yıl geçirdik bu arkada bıraktığımız dönemde. 20 yıl boyunca Türkiye çok hızlı kalkındı, çok hızlı üretti, çok hızlı büyüdü. Neden? Üreticilerin hükümetleri vardı Türkiye'de Atatürk döneminde. Ama sonra bir NATO sistemine bağlandık. Şimdi az önce beyan arkadaşım örneklerini verdi. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu konuşmasını hatırlıyorum. Diyor ki 1947'de biz bir sisteme bağlandık ve gerilemeye başladık. Şimdi bunu söyleyen kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı. 1947'de sisteme bağlandık dediği de NATO, IMF, Atlantik sistemi. Peki soru şu. Sayın Cumhurbaşkanı 1947'de bir sisteme bağlandık ve gerilemeye gittik demesine rağmen neden Mehmet Şimşek'le birlikte Atlantik sistemine geri dönmek zorunda kaldı? Yani bunu tespit ediyor. Berat Albayrak gibi doğrudan açıktan söyleyenler, isimler de çıktı. Yani bu sistem devam etmez diye. Ha demek ki oralın barutu bu kadar. Yani bunu tespit ediyor ama onun adımını atamıyor. Birçok sebepten dolayı. Sınıfsal bağları, Atlantik sistemiyle girift ilişkileri, cesur olmayışı ve açık söyleyeyim burası birbiri için canını verecek, vatanı için canını verecek bir kadro tarafından yönetiliyor. Belki o dava bilinci de zayıf oralarda. Demek ki burada bazı özelliklerin buluşması lazım. Birleşmesi lazım. Yani verme kültürünün, buraya verilen 1 liranın bile nasıl harcandığını, ne titiz harcandığını ulusal kanalı kuranlar çok net biliyor. Daha önce bağış yapanlar çok net biliyor. Demek ki burada bir sistem öneriyoruz. Artık diyoruz ki önümüzdeki dönem ulusal kanal, Sayın Erkan Özel dedi ki bir atılım yapmamız lazım. Bununla yetinmeyelim. Yani daha büyük işler yapmamız lazım. Bütün tartışma iddiamıza uygun bir televizyon tartışması. İddiamıza uygun bir televizyon kurmamız lazım. İddiamız ne? Biz yeni bir sistem kuracağız. Üreticilerin milli hükümetinin televizyonu olacak. Yani kiralar şimdi son 1-2 yılda %500 artmış. Mutfak masrafı son 3 yılda 3 kat artmış. Neredeyse herkes birbirini boğazlayacak ekonomik sıkıntılar sebebiyle. Çok sayıda sorun daha gibi. Her gün ulusalda ve aydınlıkta anlatıyoruz. Peki çözüm nerede? Biz sadece sorun haberi yapmak istemiyoruz. Çözüm kuvvetlendi haberi yapmak istiyoruz. Yani nasıl haber? Mesela bu programdan sonra hemen HD'ye geçiyor, HD yayına geçiyor ulusal kanal. Neden? Çünkü bazı vatanseverler gayrimenkullerini bağışladı ve ulusal kanal stüdyosunu yenileme kararı aldı. Bu haberi yapmak istiyoruz. Ya da Aydınlık Gazetesi'nin 13 bin tane bayi var. Kağıt çok pahalı, kağıt alamıyoruz. Kağıtla dışa bağımlıyız. Yani bizim temel problemlerimizden birisi hep bu dışa bağımlılık birçok açıdan. Ve kağıt şu anda dolar üzerinden fiyatlandığı için devlet resmi gazeteyi bile basmama kararı aldı. Bakınız arkada bıraktığımız dönemde 20 gazete kapandı arka arkaya. Vatan Gazetesi, Habertürk Gazetesi, evet. Koca koca holdinglerin evet. Gazeteleri kapandı. Aydınlık nasıl ayakta kaldı? Çünkü sırtını dayadığı bir fedakarlar ordusu var. O fedakarlar ordusuna diyoruz ki yetmiyor arkadaşlar, hadi bakalım bir atılım daha yapıyoruz. Üreticilerin milli hükümeti için, üreticilerin sesi olmak için. Dolayısıyla devlet bile resmi gazeteyi yayınlamama kararı aldı kağıt masrafı sebebiyle internetten okuyun dedi. Biz orada bile o kaleyi tutmaya çalıştık. Çünkü kağıttan okumak isteyen okur kitlemiz var. Bir yandan da internet sitemize tabii yatırımlar yaptık. Aydınlık ve Ulusal Kanal'ın sitesini güçlendiriyoruz. Burada atılan her adımda Aydınlık ve Ulusal Kanal'ın etki alanının hele son dönemde daha muhafazakar milliyetçi yurttaşlarımızın da bizi kucakladığını ve daha dikkatli izlemeye başladığını, hele 15 Temmuz sürecinden sonra Aydınlık ve Ulusal Kanal'ın önemine sahip olduğunu, büyük aile mitinginde onu gördük. Bakın Ulusal Kanal yöneticileri orada gezerken herkes Ulusal Kanal yöneticilerine sarılıyordu. Hoş geldiniz. Burada bu konuşma, en nitelikli konuşmaları sizin arkadaşlarınız yapıyor diye. Demek ki
Bizim önümüzdeki dönem daha yapacağımız çok büyük işler var. Birleştireceğimiz çok büyük kuvvetler var. Andımızda hep söylerdik varlığımız birbirimizin varlığına armağan olsun diye. Yani Türk varlığına armağan olsun demek varlığımız birbirimizin varlığına armağan olsun. Varlığımız hem kendi varlığımız ama bir de başka varlıklarımız da var. Gayrimenkul varlıklarımız var, birikimlerimiz var. Varlığımızı birbirimize armağan etmeyeceksek o varlık ne işe yarıyor? Yani varlığımızı milletimizin imkan ve kabiliyetlerini geliştirmeye vakfetmeyeceksek ne işe yarıyor o varlığımız? Yani ne bekliyor o varlığımız? Yunus Emre'yi hatırlattı Sayın Erkan Özel. Yani bu sizden sonra o varlık ne işe yarayacak? Dolayısıyla burada hele bir de burası gibi dava bilinciyle donanmış bir ekip tarafından kriz zamanlarında çözen bir kuvvet olarak, yani burası hep böyle kriz zamanlarında sahneye çıkmış ve topluma önderlik etmiş bir televizyon ve gazete. Ben bir şöyle sözlerimi bağlayayım. Yakın zamanda yaşadığım önemli bir olay. Kayseri valimizin bir etkinliğindeydik. Valimizle bir grup gazeteci olarak buluştuk. Sohbet ederken Kayseri valisi deprem bölgesinde Kahramanmaraş'ta çok önemli hizmetlerde bulunmuş bir kişi. Gerçekten o dönem bazı valilerimiz deprem bölgesinde ilk günden itibaren çadırda yatarak devletine ve milletine hizmet etti. Kayseri valimiz de bizim dikkatimizi öyle çekmişti o zaman. Röportaj yapmıştı bizim Kahramanmaraş'taki arkadaşlarımız. Orada valimiz sohbet ederken gazetecilerin içerisinde şunu söyledi bir anda. Dedi ki, ben de hepinizin huzurunda ulusal kanala teşekkür etmek istiyorum. Aydınlık Gazetesi'ne teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bir, her yerde onlar vardı. Her yerde dediği de bizim 10 tane kameramız var Happy Top'u, hepsini oraya yolladık. Yani burada kamera tutmadık. Yani orada neden valimiz her yerde kamerayı görüyor? Çünkü ulusal kanal yönetimi milletimiz zor durumda dedi. Hepimiz oraya gittik. Bütün kameraları oraya yolladık. Ve orada bir, her yerde onlar vardı. Valimizin ağzından söylüyorum. İki, hem eksiklikleri gösterdiler. Yani eleştirel yayın yaptılar. Burada bu eksiklik var, hemen çözün dediler. Burada çadır eksik, burada yemek eksik, burada su eksik diyerek yayın yaptılar. Bize yön gösterdiler. Hem de milletimize kuvvet verdiler. Bozgunculuk yapmadılar. Şimdi bakın bu olay... Spekülasyonların farkındalığı açısından evet, da çok önemli bir rol oynamıştı. Şimdi bakın sadece bu deprem olayı Ulusal Kanal'ın ve Aydınlık Gazetesi'nin Türkiye için ne kadar ciddi bir nefes borusu olduğunu gösteriyor. Orada bir kamu görevlisi bile bir kuvvet alıyor Ulusal Kanal'dan. Diyor ki ya bak bir buradan bu arkadaşlarımızın yayınından bir eksikliği görüyoruz. İki, milletimize kuvvet veriyor. Hatay'da Ulusal Kanal ekibini gören BBC'nin çalışanları vardı. Başka televizyonların çalışanları vardı. Ulusal Kanal kamerası görünce uzaklaşıyorlardı orada. Çünkü biliyorlardı orada bozguncu bir yayın yapamayacaklarını, yabancı ajansa bağlı olan bazı kişiler orada farklı bir misyon için bulunuyorlardı. Dolayısıyla Ulusal Kanal bir güven veren bir kuvvet. Çözüm gösteren deprem bölgesindeki yayınlarıyla birlikte varlığının aslında Türk varlığını armağan eden bir kuvvet. Benim bizi izleyenlerden ricam şu. Mevcutla yetinmeyelim. Yani varlığımızı ettiğimiz yemine sadık kalalım. Varlığımızı milletimizin varlığını armağan edelim. Varlığımızı daha güçlü ve daha güçlü aydınlık ve ulusal kanala armağan edelim. Burası Erkan Önsel'in patron olduğu bir yer değil. Burası Beyhan Korkman'ın patron olduğu bir yer değil. Hepimiz görev neredeyse hemen ona sarılıyoruz ve onu yapıyoruz. Ve burası bu görevler için var olmuş bir kurum. Dolayısıyla hani diğer söylediğiniz gibi holdinglerin destekleriyle ayakta duran, başka misyonlar için faaliyet yürüten bir kurum değil. Buranın doğrudan amacı zaten sizin sesiniz olmanız. Benim varlığımızı armağan edelim. Bir son söyleyeceğiniz şu olsun. Şimdi en son bir olay yaşadık. Onu da bir anlatmak istiyorum kısaca. Şimdi LGBT meselesi. Bakınız LGBT meselesi Ulusal Kanal'ın ilk kurulduğu günlerde 2000'li yıllarda bir tartışma konusuydu Ulusal Kanal'da. Ya da Mavi Vatan'ı ilk Ulusal Kanal'da duydu Sayın Soner Polat da işte cezaevindeyken Silivri'de amirallerimiz Ulusal Kanal ekranlarından duydu herkes. Ya da Mısır'la şimdi barışma anlaşması yaptı hükümetimiz. 4 senedir 5 senedir Ulusal Kanal'da bu anlatılıyor. Ekonomide üreticileri, milli hükümetini, üretim devrimi kurultaylarını yıllardır yapıyoruz. Yani burası biz açıkçası geçmişin olaylarını değil, geleceğin haberlerini yapmak istiyoruz. Yani biz
arkada bıraktığımız sorunların haberlerini değil. Şimdi Sayıştay raporlarını inceliyoruz. Sayıştay raporlarında bir yığın tespitte bulunuluyor. Sel oldu daha 2 gün önce. O sel Sayıştay raporlarında vardı. Biz 2 sene önce Aydınlık'tan uyarmıştık. Buralarda önlem almazsanız sel olacak diye. Dolayısıyla biz de haber merkezlerinde şu duyguyu yaşamak istemiyoruz. Ya bu dediğimiz de çıktı. Ama biz geleceğe dair güzel haberler de yapabiliriz. Şimdi Sayın Beyhan Korkman, Dilek arkadaşımız, Çağdaş arkadaşımız, biz Türkiye Gençlik Birliği'ni yönetirken zannediyorum 2012'de ya da 2013'te Gelecekten Haberler diye bir bülten yaptık. Çok şaşırtıcı. 2012 miydi? Haberler Gülşah Hanım şöyleydi. Evet, Teoman. Yarının ana haber bülteni. Evet, yarının ana haber bültenini sunduk. Sunmuştuk. Haber de şu. Üreticilere ayrılan kaynak arttı. Türkiye uzayda yeni keşiflere yöneldi. Hayatta en hakiki mürşittir diyen, bilimdir diyen bir nesil yetişiyor ve onun başarıları. Yani sokakta yatan bir kişi bile kalmadı Türkiye'de. Gençlerimizi uyuşturucudan kurtarıyoruz. Gençlerimizi LGBT gibi dayatmalardan kurtarıyoruz. Anadolu'nun o derin kültürüyle donatıyoruz. Dolayısıyla geleceğe dair böyle haberler yapmak için bugün varlığımızı her açıdan, kendi varlığımızı ve maddi varlığımızı Ulusal Kanal ve Aydınlığa hasretme zamanı, bağışlama zamanı diyorum. Herkese saygıyla selam. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için Ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.